Herkese merhabalar. Bu akşam Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nde turizm sektöründe sigara konusunu konuşmak üzere Gazi Üniversitesi'nden yeni ismiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muharrem Tuna ile birlikte konuşacağız. Kendisi benim de Gazi Üniversitesi'nde doktora yaparken hocamdı. Bu konularda da çok fazla bilgi sahibi ve sektör bilgisi sebebiyle deneyimi olduğunu düşünüyorum. Kendisi de yayına bağlandığında bu konuyu konuşmak istiyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Turizm camiasında bir master tezi tamamladım. Bu konuya ilgim olduğu için. Konu başlıklarına da bu tezin bulguları üzerinden gitmeyi planlıyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Seni görmek güzel. Şimdi bugün öncelikle ben sizi tanıttım yayına katılmadan önce tekrar geçeyim. Muharrem Hocam Gazi Üniversitesi'nde çok interaktif dersler işliyor ve aynı zamanda da TÜADER'de de başkanlık, Turizm Akademisyenleri Derneği'nde de başkanlık yapıyor. Ve sektörle alakalı da çok güncel gelişmeleri sürekli takip ederek devam ettiğini biliyorum. Hocam isterseniz bugün benim master tezimin konu başlığı Ankara'daki zincir otel işletmelerinde sigara içenlerin kuruma ve çalışanlara, müşterilere etkileri üzerinden başlık başlık ben size bulgulardan bahsedeyim. Sizin de eminim üzerinde çok fazla deneyiminiz vardır. Eklemek istediklerini sıralayarak devam edelim. Uygun mudur hocam? Tabii ki, elbette ki gayet güzel olur. Peki. Şimdi şöyle bir tezdi. Bu Ankara'da bütün zincir otel işletmelerine biri hariç operasyon yoğunluğu sebebiyle ulaşmıştım ben 2015 senesinde. 280 tane çalışan ve 303 tane de müşteriyle 591 anket tamamladık. Bunlar da anket sorularında işte sigara kullanımından personel nasıl etkileniyor, müşteri ne bekliyor gibi sorular vardı. Anketlere göre çalışanların %48'i sigara içiyormuş ve %15'i de sigara kaynaklı hastalığa sahip öksürük, nefes darlığı, bronşit, astım, kalp rahatsızlığı gibi. Ve bu durum çalışana nasıl yansıyor diye araştırdığımızda çalışanların kendi sigara kullansa bile %50'si sigara kullanımından rahatsız ve molalarda haksızlık olduğunu düşünenler de %70. Şöyle bir anekdot hatırlıyorum. Kadın çalışanlardan biri dedi ki ben ofiste oje sürsem kaytarıyorum gibi algılanıyor. Ama aslında sigara içmeye çalışanlar aşçı başıyla, şeflerle, İK müdürleriyle sohbeti koyulaştırıyor. Hem sosyalleşiyorlar hem de onlar kaytarıyor sayılmıyor demişlerdi. Şimdi siz bunun üzerine eminim çok benzer paralel fikirleriniz vardır, gözlemleriniz. Ne dersiniz hocam? Sigara günümüzün maalesef ki bir gerçeği. Kim icat etmişse bir şekilde icat edilmiş. İnsanlar bununla bir şekilde avunuyorlar ama belki farkında, belki farkında değil. Belki başlarına sağlık problemleri geldikten sonra farkına varıyor insanlar ama maalesef ki yine söylüyorum günümüzün gerçeği bu. Hemen hemen her alanda, her eğitim seviyesinde maalesef karşı karşıya kalınan bir alışkanlık. Şimdi turizm sektöründe de özellikle otellerde ya da turizm sektörünün diğer bileşenleri olan gerek seyahat acentelerinde gerek rehberler arasında da oldukça yaygın bir alışkanlık. Senin tezinde olduğu gibi yarıdan fazlasında sigara içme alışkanlığı olduğunu söyledin tezindeki bulguya. Ve başka çalışmalarda da benzer oranlar var. Yani o yaklaşık %50 civarında. Hatta bir çalışmada ben baktığım bir çalışmada 53 %53'ü sigara içiyormuş benim baktığım başka bir çalışmada da. Yani oranlar seninkiyle senin yaptığın çalışmayla da tutarlı. Tabii büyük bir rakam gerçekten. Dünya ortalamasının işte %22-23'lerde olduğu düşünülürse sigara içme oranının burada ortaya çıkan rakam oran çok korkunç. İki mislinden daha fazla, 2,5 misli daha fazla bir sigara tüketimi ile karşı karşıyayız. Tabii bu kaytarma konusunda da özellikle işte sigara genelde turizm sektöründe çok başrolde bulunur her zaman. Ama bizim bir şekilde sektörden de bunu bir anlamda artık def etmemiz lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Sigaranın çok emin olmamakla beraber kökenine
Amerika Birleşik Devletleri bölgesi, Amerika kıtasında ortaya çıktığını, o bölgelerde işte hatta eski filmlerde de vardır ya, Kızılderilerle barış çubuğu falan içerler kovboylar o dönemden. O dönemde bir şekilde Amerikalılar tüm dünyaya yaymışlar. Bakıyorsunuz işte dev markalar genel itibariyle Amerikan kökenli. Ama şimdi ben hani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oranı bilmiyorum ama çok fazla sigara içilen şu ülkeler arasında yok. Düşüklerde de yok ama belli ki çok fazla içilmiyor. Orada şunu görüyorum. Çok fazla insanlar artık uzaklaşmaya başlamışlar sigaradan. Bir şekilde başkalarını alıştırmışlar ama kendileri yavaş yavaş bırakma yoluna girmişler. Bizim de bu oranları, bizim Türkiye'deki oranlar gördüğüm kadarıyla baktım oranlara. Dünya ortalamasının biraz üzerinde geriye çekmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Turizm sektöründe zaten çekmemiz lazım. Bu şöyle ki şimdi hizmet sektöründe sigara olmaz. Hizmet sektöründe sigara olur mu? Yani özellikle birebir yüz yüze hizmetin verildiği alanlarda sigaranın kokusu karşısındaki insanı rahatsız eder her zaman. Yani bu tür sadece turizm sektörü için demiyorum. Bu bankacılık için de aynıdır. Ne bileyim işte bir avukat için de aynıdır. Bir işte yiyecek içecek hizmetinin verildiği yerlerde aynıdır. Olmaz. Yani olmaz. Olmaması gerekiyor ama maalesef var. Ha bunun nedeni ne? Aslında bunu bizim biraz turizm sektörü olarak bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu tarafı çok önemli. Yapılan çalışmalarda bunun hani sigara içiyorsunuz tamam yüksek bir oran çıkıyor ama aynı kişilere sorduğunuz zaman ya çok mu stresli bir işin var diye evet diyorlar. Biz stresli bir işte çalışıyoruz. O stresten insanlar belli ki sıyrılmak amacıyla belki onu sigarayı bir araç olarak kullanıyorlar. Sigaraya sığınıyorlar belki. Ama sigara çok masum değil. Onların o güzel duygularla belki rahatlama maksadıyla başvurdukları araç çok masum değil maalesef ki. Çok şeyler oluyor. Yani hani sektörde dedim ya hani bu kadar %50'nin üzerinde oranlar olduğu takdirde elbette ki yangınlar mesela değil mi? Hani küçük Evet. kaytarmalar falan aslında işin biraz daha şey tarafı hani çok kötü olmayan tarafı. Bakıyorsunuz çok büyük yangınlar oluyor. Gerek Türkiye'de gerek yurt Verimliliği dışında. de etkilediğini düşünüyorlar hocam. Yani insan kaynakları öyle söyledi. Genelde bu bütün zincir otellerin insan kaynakları departman müdürleri dedi ki yangınların yanı sıra verimliliği etkiliyor. Çünkü mesela not almışım. Wyndham Otel'in, Ankara Wyndham Otel'in İK müdürünün dediğine göre sigara içen işçiler çok daha stresli. Nikotinsiz kalınca birbirleriyle kavga ediyorlar, çatışıyorlar ve dikkat gerektiren departmanlarda, muhasebe gibi böyle hatanın çok kabul edilmeyeceği departmanlarda da yanlış yapıyorlar. Bu nikotinsizlik el titremelerine, ani öfke dalgalanmalarına sebep oluyor diye söylediler. Ayrıca çalışan kendisi sigara içse bile, yani bağımlı olsa bile, konuştuğumda onlarla kafeteryada falan onlarla anketin dışında da böyle sohbet etme şansım oldu. Ben bu illetten kurtulmak istiyorum çünkü mesela garsonsa veya aşçıbaşıysa masaya yaklaştığım zaman acaba benim kokumu aldı mı? Yani kötü mü kokuyorum diye rahat hareket edemiyorum. Bu sektörde bu iş olmaz diyorlar. Müşteri tarafı da müşteri anketlerinde de şu var. Yastık kılıfımı değiştiren personelin ben sigara kullanmasını kabul edemem demiş. Mesela bir tane ankette öyle bir şey var. Veya demiş ki benim tabağımı masaya bırakan garsonun sigara içmesini istemem. %88 oranında otele dair olumlu bakışımı etkiliyor, negatif etkiliyor demişler. Ben de aynı şeyleri düşünürüm. Yani ben de bir tüketici olarak ya da bir konaklama tesisinin misafiri olarak ben de hani sigara içen birinden hizmet almak istemem doğrusu. Kim ister ki? Yani ben eminim yayına katılan veya daha sonra izleyecek olan kimsenin ben sigara kullanıyorum hiç fark etmez diyeceğini zannetmiyorum. Çocuklu olsun olmasın. Bir de pasif içicilik durumu var hocam. Siz de eminim etrafınızda Tabii. içenler varsa okulda, Kesinlikle. Gazi Üniversitesi'nde bahçeye çıktığınızda rahatsız oluyorsunuzdur. Bu sigara içilmeyen odalarda daha sonra bir müşteri sigara içilmiş bir odada kalırsa onun yapılan araştırmalarda
Tütün içeren ve idrarında nikotin, tütün spesifik karsinojenler bulunmuş bunların birçoğunda. Üçüncü el sigara tüketimi olmuş. Veya restoranda daha önce kullanan birisi geçtiyse oradan. Bunlar sigara içmeyenleri de etkilemiş. Böyle de bir araştırma var. Elbette şimdi şöyle bir olayla karşılaşmıştım. Yani Türkiye'de çıkan en iyi yasalardan biridir aslında sigara yasağı ile ilgili olan yasa. Çok desteklediğim bir yasadır. Ben bu yasaktan sonra tam hatırlamıyorum 2010'lu yıllardan önceydi zannediyorum Türkiye'deki yasak başladığında kapalı mekanlar için. Sonrasında 2009 sene. 9'du değil mi? Evet. Ondan birkaç sonra çok fazla da değil belki 2011 yılında öyle bir alışmışız ki kapalı mekanlardaki temiz havaya. Azerbaycan'a gittik. Orada bir toplantımız var Bakü'de. Akşamleyin yemek yiyeceğiz. Bir kafeterya gibi bir yere oradaki bizi ağırlayan arkadaşlar götürdüler. Bir oranın en iyi yeriydi o zamanlar söylediklerine göre. Bir cam bahçe, camla kapalı bir bahçe. Dışarıdan baktığında içerisi böyle buğulu herhalde camlar terleme yapmış diye düşündüm. Kapı bir açıldı, açılır açılmaz duman bir vurdu üzerimize, pof diye böyle. İçeriye böyle girdik, gözümüz yanıyor ve dedim asla ben buraya oturamam, mümkün değil. Ondan sonra arkadaşlara söyledik. O zamanlar o bölgenin en popüler işte restoranlarından bir tanesine girmeden ayrıldık. Yani öyle bir alışmışız ki şimdi de öyle. Hani artık böyle herhangi bir kapalı mekanda özellikle açık mekan kısmen hani belki göz ardı edilebilir ama etkisi çok yüksek olmuyor ama herhangi bir kapalı mekanda artık tahammül dahi edemiyoruz. Yani bırakın hizmet almayı yanınızdan geçen bir kişinin bile bu sigara kokusu insanı gerçekten rahatsız ediyor. Dediğiniz gibi yurt dışından örneklerle madem sohbet devam ediyor, ben de şöyle bir hikaye hatırlıyorum. İsviçre'de bir Avrupa turuna katılmıştık. İsviçre'de sokaklarda izmarit bulamadık. Sonra tur grubundaki 20 kişi böyle aralarında konuşmaya başladı. Yarış gibi ya hadi bir tane bulalım falan. Hiçbir izmarit yok. Sonradan rehberimiz dedi ki aramayın çünkü bunun sebebi insanların doğaya çok saygılı olmasından değil, asıl sebebi yaptırımlar dedi. İsviçre'de sokakta izmariti yere atarsanız cezası 75 euroymuş. Kameralarla direkt devlet sisteminden size ceza geliyor bir ay sonra, 2 ay sonra. Dolayısıyla belki de yaptırımların uygulanması otellerde de, turizm sektöründe de, genel olarak halk içinde faydalı olabilir. Bu yaptırım demişken Ankara'da yine bu araştırmaya devam ederken Haziran Ağustos arasında 3 ay boyunca bütün otelleri 2 kere 3 kere gezdim ben. Sheraton Otel'de anketlerle uğraşırken resepsiyonda bir otel görevlisi check-in yapan müşteriye şöyle bir bilgi veriyordu. Tam o ana denk geldim. Odada sigara içerseniz cezası 100 euro diye. Böyle bir yaptırım gerçekten var mı dedim. Tabii ki var hocam dedi. Yani eğer yakalarsak biz bunu, kat görevlileri de söylüyor, 100 euroyu alıyoruz. Eğer personel kafeteryada ya da sigara içmeyen alanda yakalarsak personeli, onun da maaşından 70-80 TL civarı ceza kesiyor insan kaynakları dedi. Belki yaptırım olursa o zaman işlerlik daha fazla olur diye düşünüyorum ben. Tabii zaten biliyorsunuz bu tür davranış değişikliklerinin, alışkanlık değişikliklerinin gerçekleştirilebilmesi için üç tane temel husus var. Bunlardan birincisi farkındalık, ikincisi eğitim, üçüncüsü de yaptırım. Ama yaptırımdan sonra bunun etkin bir şekilde denetimi. Şimdi biraz önce bahsettiğin bu denetim meselesi. Şimdi Türkiye'de de bununla ilgili olarak yasa yok mu? İzmaritlerin yere atılması ile ilgili olarak. Şu anda ceza ne kadar bilmiyorum ama bunun da cezası var. Ama siz bunu yeterince denetlemezseniz sonuç alamazsınız. Bakın ben bu yasa çıkmadan önce belki 2007-2008'li yıllar olabilir tam hatırlamıyorum ama o zamanlar yasa yok. Bir Türkiye'nin gözde sahillerinden birinin plajındayım. Ya kardeşim plaja gittim her yer izmarit. Neredeyse kum tanesi kadar plajda izmarit var. Fotoğrafını çektim, gazetelere gönderdim ama ilginç bir şekilde o dönemde gazeteler çok fazla itibar etmediler. O dönemde yasak da yoktu söyledim. Çektiğim fotoğrafı gazetelere bakın bunu haber yapın. Burada bir doğa katliamı, çevre katliamı var. Aynı zamanda biraz önce söylediğimiz gibi pasif içicilik bağlamında
yandaki insanları da kendi dumanıyla rahatsız eden bir güruh var. Şimdi hal böyleyken o zamanlar o bilinç tam olarak oluşmamıştı. Dediğim gibi ben gazetelere gönderdim o fotoğrafı. Çünkü geniş alanda farklı bölgelerden her yer izmarit. Şimdi bir de şunu söylemek lazım. Tabii yasa çıktıktan sonra yavaş yavaş bilinç oluştu. Yavaş yavaş kültüre dönüştü bu. Pandemi dönemindeyiz değil mi şimdi? Pandemi gerçekten birçok insan can kaybına neden oldu. Maddi kayıplara neden oldu. Bir tane şey var, yararı oldu. Belki bir tane, ikincisi de yoktur belki de. Sigara konusunda insanların bilinçlenmesine, aynı zamanda kanun koyucuların da bu konuyla ilgili olarak yavaş yavaş önlemler almasına neden olmaya başladı. Şimdi bu yeni biliyorsunuz COVID-19'la birlikte konaklama tesislerinde bir COVID-19'a yönelik bir yönetmelik çıktı. Yönetmelikte sigara içecek açık alanlar için sigara içilecek mekanlarda da 2,5 metrenin altında bir yer olmayacak kişi başı. Hani o 2,5 metrekareden kasıt hani bir diğerini rahatsız etmesin diye. İkinci husus plajlarda sigara içilmesi yasaklandı. Bu çok güzel bir şey. Yani bu Katılıyorum buradan. Bu COVID-19'un belki bir nasihattan ötedir diye bir söz var ya, galiba Covid gerçekten sigara kullanımına yaradı. Katılıyorum şimdi size. biz şu anda sigarayı konuşuyoruz ama bir diğer problem de kuruyemiş. Kuruyemiş. Bizim gözde tatil beldelerimiz, plajlarımız, işte ya da rekreasyon alanlarımız kuruyemişlerin kabuklarının, artıkların istilası altında. Aslında bununla ilgili olarak da ceza var. Yani nasıl ki sigara izmariti ile ilgili var, aynı şekilde kuruyemiş artıkları ile ilgili olarak da mevzuat var. Hani biraz önce dedik ya, bilinç olacak, eğitim olacak, yaptırım olacak ama bununla birlikte denetim de olacak. Bunların bir Evet. tanesi eksik olursa siz hiçbir kötü yani istenmeyen davranışın değiştirilmesini sağlayamazsınız. Yani Türkiye'nin de mutlaka bu konuyla ilgili olarak ciddi bir tavır içerisine girmesi lazım. Kuru yemişi de ekliyorum. Sadece sigara değil. Çünkü o da ciddi bir doğa katliamına, çevre kirliliğine neden oluyor. Şimdi bir konuşulması gereken bir diğer husus aslında sigaranın orman yangınlarına neden olduğu. Bu çok gerçekten üzücü, gerçekten sıkıntı verici bir durum. Şimdi bakıyoruz orman yangınlarının büyük bir kısmı, %80'lik kısmı neredeyse insan kaynaklı. Yani insan kaynaklı dediğimiz zaman hemen orada işte belki bir işte ateş yakma, belki bir mangal yakma ama en çoğu da sigara içilmesinden kaynaklanıyor. Yani bir tane Yani sigara. turizm sektörü olarak aslında ormanların ya da doğanın tahrip olması sektörün geleceği için, bütün işbirlikçileri için büyük bir kayıp. O yüzden sadece otelde acaba sigara kullanan sigara içerse veya müşteriler otelin yanması değil, aynı zamanda sektör için orman yangınları da büyük bir kayıp oluyor dediğiniz gibi. Kesinlikle doğa bizim sektörümüzün temel girdisi. Doğa olmaz ise kesinlikle ve kesinlikle bizim turizm yapma şansımız yok. Ne ekonomiye olan, ne istihdama olan, ne bölgesel kalkınma olan katkılarından en ufak bir yarar dahi sağlayamayız eğer doğa girdisini biz elimizden kaybedersek. Bakın geçtiğimiz günlerde bazı hainler Hatay'da farklı noktalarda ormanları yaktılar. Gerçi o sigara kaynaklı değil ama orada da yine ormanlarımızın tahrip olması söz konusu oldu. Bir ormanın tekrar eski haline dönmesi 20-25 seneden aşağı olmaz. O fidanları dikeceksin, o fidanlar gerçekten böyle çok uzayacak, böyle olgunlaşacak. Yani hemen 3 senede, 5 senede olmuyor. Yani biz o neden turizmciler olarak, sadece turizmciler de değil, genel olarak, ülke olarak biz özellikle orman konusunda çok hassas olmalıyız. Orman olmazsa hava olmaz, temiz hava olmaz, orman olmazsa sağlık olmaz, orman olmazsa yağış olmaz, su olmaz. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Aslında baktığınızda dünyanın öyle bir düzeni var ki her şey birbirine bağlı. Bir yerle oynadığınız zaman bir bakıyorsunuz başka bir taraftan çok büyük şeyler oluyor, tepkiler oluyor.
O tepkiler de doğrudan insan yaşamına yansıyor. O nedenle doğanın dengesiyle bizim oynamamamız gerekiyor. Hele hele sigara gibi böyle gereksiz alışkanlıklar nedeniyle doğanın zarar görmesi, ormanların yanması herkesin içini acıtıyordur eminim ki. Biz bu arada bir şeyin bilgisini de vereyim. Turizmciler biraz önce demiştik doğa turizmin temel girdileri arasında. Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına bir cevap olarak turizm camiası bir Hatay'a turizm ormanı kurma konusunda mutabakata varmış durumda. Seyahat acentelerinden otelcilere, turist rehberlerinden turizm akademisyenlerine kadar tüm camia bu kampanya çerçevesinde kenetlenecek. Yanmış olan o güzelim ormanların gerisine en kısa zamanda yenisinin konması için çaba gösterecek. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Bir fidan kampanyada 10 lira karşılığı doğrudan Orman Genel Müdürlüğü'nün hesabına yatırılacak. Orada gerçekten bu doğa katliamcılarına artık doğa düşmanlarına diyelim bir cevap olarak orada ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz ve turizm camiası olarak bunlara bir cevap vereceğiz. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Biz de bu güzel haberi yayın vasıtasıyla duyurmuş olalım. 10 TL karşılığında bir fidan ekebilirler Orman Bakanlığı'nın hesabına, değil mi hocam? Evet, birkaç gün içerisinde sosyal medyadan ve turizm STK'larının internet sitelerinden duyurular başlayacak. Çok yoğun bir destek bekliyoruz. Çünkü turizmci olarak halktan da bekliyoruz. Çünkü ormanlar bizim değil aslında. Biz bunları atalarımızdan ödünç aldık. Bizim gelecek nesillerimizin bu ormanlar. O nedenle gelecek nesillerimize güzel bir doğa, böyle yemyeşil ormanlar bırakmak için herkesin bir sorumlu olduğunu düşünüyorum ben. Burada da tüm dinleyicilerimize bu konuya destek vermesi için çağrı yapıyorum. Biz de böylece sizin vasıtanızla bunu duyurmuş olalım. Şimdi tekrar turizm sektörü ve sigara kullanımı özeline dönecek olursak, şöyle bir tespitten bahsedeyim hocam. Bunun üzerine belki yine sizin söyleyecekleriniz vardır. Yeşilay Kocaeli Şubesi Başkanı'nın söylediğine göre işçiler çalıştıkları saatin %18,2'sini sigara molası sebebiyle terk ediyorlar ve bu da üretim düşüklüğüne sebep oluyormuş. Şimdi %18,2 ciddi bir rakam. Ben de bunun üzerine, bu bulgunun üzerine Ankara'da bu görüştüğüm bütün zincir otellerin çalışanlarının, anketimizde böyle de bir soru vardı. Günde kaç dakikanızı veya saatinizi sigara içmek için otelde mola vererek geçiriyorsunuz diye. Bir saat ve bir saatten daha uzun olduğunu söyleyen çalışanlar da vardı. Ama ortalama olarak günde 25 dakikayı sigara içerek geçiriyorlarmış. Ve ben de bunu Edeir'in hesaplamasına göre bir otelin sigara içen personeli, ortalama personeli otele kaç TL'ye mal oluyor? Bunu hesaplamaya çalıştım. Şimdi Edeir'in hesabına göre bizim araştırmamızda otelin %48'i çalışanların sigara içiyor. Ortalama olarak Ankara'daki bir zincir otelin 150 çalışanı var. Bu da 72 çalışan yapıyor. 72 çalışanın 7,5 saat ortalama çalışma, tabii bunun daha da uzun olduğunu da farz edersek daha da işler uzuyor ama 7,5 saatlik çalışma üzerinden ve bu hesapta gidersek 25 dakika mola verdiğini, 72 çalışan bir günde otele 201,6 TL zarara sebep oluyor. Bunun şeyini katmıyorum. İnsan kaynaklarının söylediğine göre nefes darlığı, sağlık sigortası, işe gelmemek, aksatmak, sigara kaynaklı rahatsızlık, ölümler vesaire vesaire veya müşteriden gelen şikayetler. Böyle bir hesap yaptığımda işveren acaba neden bu sigara içen çalışanlarını uyarmıyor veya usulsüz sigara içtiklerinde uyarmıyorlar dediğimizde, işverenin de işçinin de haklarından haberdar olmadığını fark ettim. Bu yayın vasıtasıyla da belki uyarmak lazım otelcileri ve sahipleri. Şöyle bir hakları var. İşçi sigarayı usulsüz yerlerde, yani odalarda veya otelin sigara içilmemesi gereken alanlarında içerse, bir ay içinde 2 günlük maaşından fazla olmamak kaydıyla para cezası kesebiliyor. Sözlü olarak işveren işçiyi ihtar ettiyse fesih hakkı var. Yani iş sözleşmesini feshedebiliyor. Artık yenibiriş.com'un da yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında sahibiyle yapılan bir konuşmada demiş ki
Eskiden insan kaynaklarında biz hiçbir iş başvuru formunda sigara içiyor musunuz sorusuna yer vermezken artık birçok firma iş başvuru formunda personelinin, buna turizm sektörü de dahil, sigara içmesini istemiyor. Yani bu temel soru olarak. Otel zincirlerinden de Best Western, Ankara'da da bir şubesi var. Bu konuda çok hassas. Sheraton ve bu otel özellikle çok hassas. İdare kadrosuna asla ve asla sigara kullanan çalışan almıyor. Çok ekstra bir üstünlüğü yoksa. Belki bu haklarından haber sahibi olmaları turizm sektörünü de bu camiayı da işçileri de korur diye düşünüyorum hocam. Ne dersiniz? Evet, kesinlikle, kesinlikle. Ya bu bir tabii kültürel bir olay, bir süreç. Bu süreçte yavaş yavaş artık şey olarak, yani bu kültür biliyorsunuz paylaşılan davranışlar, değerler bütünü. Şimdi eğer biz sigara içmeyi olumlu bir davranış olarak paylaşmazsak, bu bir azınlık haline gelirse, o zaman sigara içenler de bir anlamda hani kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak görebilirler. Kültürel olarak bunu sağlamamız lazım. Aslında çıkan yasalar, mevzuatlar bunu bir nebze de olsa sağladı. Ama bunu biraz daha dillendirerek toplum içerisinde sigara içmenin kötü davranış olduğunu, sigara içenleri bir anlamda hani ikinci sınıf bir vatandaşmış gibi bakmaya başlarsak biraz da kendilerine çekidüzen verirler herhalde. Şimdi bu kime yarıyor sigara içmek? Baktığınızda tabii son dönemde bu COVID-19 ile ilgili olarak çok sayıda komplo teorisi var. Deniyor ki işte özellikle bu sosyal güvence kuruluşlarının dünya çapında onların bu işte rolü var. Ya da işte onların çok işine geliyor. Çünkü sosyal güvenlik harcamaları bazı ülkelerde, özellikle gelişmiş ülkelerde çok fazla. Kimin işine yarıyor? Mantık olarak baktığınızda burada biliyorsunuz ağırlıklı olarak işte kronik rahatsızlıkları olanlar ya da işte sigara kaynaklı ciğerlerinde problemleri olanlar, ki ağırlıklı olarak işte sigaranın vücudun hemen hemen her kısmına verdiği zararlar belli. Bunların özellikle COVID-19 karşısında bağışıklıkların zayıf olduğu ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor yapılan araştırmalarda. Bu kimin işine geliyor? Sigorta kuruluşlarına yarıyor. Ne kadar çok sigara içerse kişiler, ondan sonra özellikle sosyal güvenlik kuruluşları, kişi çok erken yaşamını kaybedeceği için orada fazladan ödeme yapmaktan kurtuluyor sigorta kuruluşları. İşe bu açıdan bakmak lazım. Bir de biraz önce otelden bahsediyorduk. Yapılan araştırmalarda özellikle bir Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yıllık bir değerlendirme yapmışlar. 360 otel, yıllık oteller arasında 360 otelde yangın çıkmış bir yılda. Sezonluk otellerde de 127 otelde yangın çıkmış. Bu tabii çok büyük çaplı olabilir, büyük çaplı olmayabilir de. Bunların nedenine baktığımızda bu 360 otel için yıl boyunca açık olanlardan bunların %13'ü yatakta sigara içilmesinden, %22'si ise diğer yerlerde sigara içilmesinden kaynaklanmış. Yani toplam yangınların %35'i sigaradan kaynaklanmış. Onun için risk de, bakın, sadece cana değil mala da zarar veriyor. Şimdi tamam, kendine zarar veriyorsun. Belki erken yaşta çok fazla sigara içersen erken yaşta hayatını kaybedeceksin. Ama hem kendi malına zarar verebilirsin. Hem de aynı zamanda gidiyorsun, kaldığın, konakladığın oteli yakıyorsun yani. Bir de işin bu tarafı var. Onun için biraz önce bahsettiğin Sheraton Otel örneğinde olduğu gibi, gerek çalışanlar gerekse misafirler açısından biraz daha yavaş yavaş böyle kemerleri biraz daha sıkıp onlara çok fazla bu sigara konusunda nefes aldırmayacak bir tutum içerisine girmek gerekiyor. Bu yapılan düzenlemeler hocam aslında her zaman ilk düzenleme. Şu an ne kadar alıştık hani kapalı alanda sigara içen varsa yadırgıyoruz ama geçmiş dönemlere bakarsak şehirler arası otobüslerde sigara içenler vesaire bu kanun ilk çıktığında da kanundan sonra dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a ilk tepkiyi gösterenler turizmciler oldu. 1999 yılında turizm sektör çalışanları ciddi bir baskı yaptılar. Özellikle bize birazcık daha yumuşatma, biraz daha işte şey tanıyın, lobilerde, işte plajda, otelin havuzunda, restoranında ve benzeri
Birazcık daha biz yumuşatalım çünkü tüketiciyi kaçırırsınız. Turist kaçıran bir kanun oldu bu dediler. Kaçtı mı? Daha sonrasında yapılan Kaçtı mı? araştırmalarda kanunun çıktığı ülkelerde aslında turizm ve ikram endüstrisinin %10 kazanç artışı sağladığı görüldü. Yani aslında bu haksız bir söylenmiş. Ertuğrul Günay'a yapılan bu baskıdan tabii ki yıllar sonra artık öyle bir baskının bir anlamı olmadığı anlaşıldı bu araştırmalardan sonra ama hala pek çok yerde yeşil dedektör kullananlar vardır. Lütfen onu da indirmenizi öneriyorum ben. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği adına da bunu özellikle söylüyorum. Havanızı, soluduğunuz havayı turizm sektöründe, otelde, restoranda veya plajda herhangi bir yerde kirletmelerine müsaade etmeyin. Yeşil dedektör kullandığınızda bunun bir itirazı yok ama siz kendiniz bireysel söylediğinizde mesela otelin restoranında bu çok fazla yumuşatmaya müsait bir konu. Genelde tamam uyaracağız. Sıkıntı yok işte ben onunla ilgileneceğim diyorlar ama siz o dumanın altında oturmaya devam ediyorsunuz. Veya işletme şunu da söyleyebiliyor. Benim zaten cirom yeteri kadar yüksek. İstiyorsanız şikayet edin ben cezayı ödemeye razıyım diyebiliyor. Yani bu kadar saygısız olabiliyorlar. Ben Ankara'da 7. caddede, Bahçeli Evler 7. caddeye yakın oturuyordum. Oradaki bütün restoranlar, kafelerle hepsiyle bir derdim vardı. Nereye gidip otursam mutlaka sıkıntı yaratıyorlardı hocam. Yani doktora zamanı da kime uyarsam mutlaka bir cevabı vardı. Yani tamam et abla şikayet et yani ne yapabilirsin gibi şeyler söylüyorlardı. Çirkinleşiyorlardı. O yüzden belki böyle bir kişi, iki kişi değil de halkı tam birkaç kişinin uyarması, turizm sektörünün bunu denetlemesi, otelleri denetlemesi, diğer türlü de cezaların belki arttırılması gerekiyor. Yoksa İsviçre'deki sokaklardan bizim sokaklarımızın neyi eksik yani neden olmasın ki? Vapurlarda anonslar falan başladı şimdi. Belki biraz daha yaptırımlar artarsa benim umudum var. Çok şey değişti. Yani bunu başaramayız demeyle olmuyor. Çünkü şimdi de mesela nargile konusunda yeni şeyler düşünülüyor. Benim hala umudum var. Buradan da yayına katılan 300-350 civarı herkese uyaralım. Yani korkmasınlar. Belki kötü şeyler duyabiliyorlar ama ben yaklaşık 9-10 yıldır neler işittim. Hiçbir şey eksilmedi. Yani sokakta da bazen arkasından beyefendi önümden attınız izmariti ama bakın şurada çöp kutusu var dediğimde küfür eden bile oldu. Ama benden bir şey eksilmedi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani otelciysek zaten bu turizmde bir temsil işidir. Yani Fransızı, İngilizi, İspanyolu biz öyle temsil edeceğiz. İleride gittiklerinde ülkelerine word of mouth sektörü bu. Yani ağızdan ağza yayılıyor. Demesinler ki Türkler çok kötü kokuyor. Aşçı başının da dişleri sararmış. Böyle kol ağızlarında bir ton sigara lekesi var filan demesinler. Yani hani niye böyle anılalım ki? Çok güzel tarihi güzelliklerimiz var, doğal güzelliklerimiz var. Bakıyorum muhteşem bir mimarinin önüne basmışlar sigaraları. Küllük orada duruyor. Sen tarihi eserin önüne kül tablası yapmışsın yani. Hani mağaranın girişindeki deliklere izmarit sokmuşsun. Böyle şeyler gördüğüm zaman ben gerçekten içim acıyor. Yani bir engel olmalı, bir yasa olmalı, bir yaptırım olmalı. Çok doğru. Yaptırım tarafı önemli ama mesela bu program dahi çok önemli, çok değerli. Biraz önce söylediklerin çok değerli. Şimdi biraz önce demiştik ya bunun kültüre dönüşmesi gerekiyor. Şimdi bir kişi bu konuyla ilgili olarak bir mücadeleye girerse Cervantes'in romanındaki Don Quixote döner. Geldi Ermenileriyle savaşır ama karşısındaki düşmanı yenme olasılığı hiç yoktur. Ama burada bu bir kişi değilse Don Kişot bir orduysa o zaman karşısında dağlar bile duramaz. Şimdi o nedenle toplumun bütününden bu tür tepkiler olursa bu tür kuralsızlıkları yapanlar yalnız kalacaklardır. Önemli olan bu farkındalığı sağlamak. Yani Türkiye şunu yapmıyor, ben anlamıyorum. Hani Türkiye gerçekten çok güzel bir kültüre sahip. Ben gurur duyuyorum kültürümüzle, değerlerimizle, toplumumuzla. Ama bazı kültürel defolarımız var. Ya o defoları biz atabiliriz. Kendi davranışlarımızdan, tutumlarımızdan, alışkanlıklarımızdan çıkarıp bir tarafa atabiliriz. Şimdi mesela sigara bunlardan bir tanesi. Ya da mesela şey vardır, ben çok kızarım. Sıraya girme alışkanlığımız yoktur. Şimdi uluslararası seyahat etmedim şu son dönemde pandemi sonrası ama
Birkaç defa uçağa binmek zorunda kaldım son dönemde. Şimdi uçak havalimanına iniyor, yanaşıyor kapıya. Bir bakıyorsun ki herkes hurra ayağa kalkmış. Dip dibe herkes. Ya kardeşim uyarı yapıyorlar, ikaz ediyorlar, yapmayın bunu. Orada bir mesafe olması gerekiyor. Sıranı bekle. Hiç dinleyen yok. Ben de senin gibi biraz önce hani dedin ya ben ikaz ettim onu bunu falan. Ben de çok rahat durmam yani. Ben de olması gereken ikazları yaparım. Benim de öyle bir huyum vardır. Kral. Benim de çok mücadele etmişliğim, tartışmışlığım vesaire vardır yani. İnsanlar dediğim gibi hani burada bir kişi iki kişi yaptığı zaman toplumun oradaki bulunan insanların çoğunluğu tepki koyduğu takdirde diğerleri bunu yapma konusunda artık bir sonrakinde yapmayacaklardır. Bir de bak şu çok önemli. Bunu özellikle hiç göz ardı etmemek lazım. Çocukların iyi yetiştirilmesi lazım. Çünkü işin iki tarafı var. Çocuklar büyüklerin davranışlarında çok fazla belirleyici oluyorlar. Siz herhangi bir kötü bir alışkanlığı sergilemek istediğinizde dahi onlar sizin davranışınızın yanlış olduğunu çok farklı yöntemlerle ikaz edebiliyorlar. Onun için yeni nesili bu konuda çok ciddi bir şekilde bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Buna paralel bir şey söyleyeceğim hocam. Benzer bir araştırma turizm sektörü özelinde yapılmış. Çocuklar nasıl örnek alıyor dediniz. Turizm sektöründe de staj yapan gençler olduğu için liseden itibaren turizm seçen insanlar var biliyorsunuz. Ben de onlardan biriyim. Yapılan araştırmaya göre MENGEN Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi, Turizm Lisesi'nde buradaki öğrencilerin çoğunluğunun sigara kullandığı tespit edilmiş ve sebepleri araştırırken de şöyle bir sonuca ulaşılmış. 9. sınıfta değil, 11. ve 12. sınıfta sigara içişinde artış gözlenmiş. Sebep olarak da bu çocuklar, ben de onlardan biriydim Turizm Meslek Lisesi'nde. Staja gittikten sonra orada molalarda şeflerini, çalışan garsonları, müdürleri ve aşçı başını taklit ederek onlarla iletişim kurmak için, molaya çıkmak için sigara kullanımına başladıklarını ifade etmişler. Bu çok acı bir gerçek. Ben Ankara'da başladım. Bolu Turizm Meslek Lisesi'nde devam ettim. Hatırlıyorum o dönemde sınıfımızda sigara kullanmayan iki kişiden biriydim ben. Yani toplamda sadece iki kişi içmiyorduk. Belki de turizm meslek liselerinde sigara kullanımı diğer liselere göre daha fazla. Aynen dediğiniz gibi yani bu genç yaşta özenerek başlıyorlar. Onları rol model alıyorlar. Çünkü sektörde önemli isimler. Onlar aşçıbaşı, onlar garson. Bence bu da önemli bir bulgu. Çünkü 495 öğrencinin %77'si bu hiç azımsanacak bir şey değil ve hepsi de stajlardan sonra arttırmış. Evet. Ortama ayak uydurmak demişler. Şunun Bu da etkisi gerçeğin var altını orada. çiziyor. Hem rol model olarak alıyorlar oradaki kendi yöneticilerini. Hem de genç yaşta, daha belki de çocuk yaşta ailelerinden ayrılıyorlar. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyorlar. Orada kendilerini bir ispat arayışı içerisine giriyorlar. Onu sigara içmeyi sanki bir olgunluk göstergesiymiş gibi görüyorlar. Biz de büyüyüz, biz de büyüdük. Kendi kararlarımızı veriyoruz. Bakın sigara bile içiyoruz. Bu noktaya geliyor. Aslında bunun nedenleri belli üç aşağı beş yukarı. İşte bu nedenlerin neden olarak göreceğimiz bataklığın kurutulmasında yarar var. Bu da düzenli dediğim gibi bilinçlendirme ve eğitimle, yaptırımla, denetimle çözülmeyecek bir şey değil. Yani özellikle burada işlenmesi gereken şey, kardeşim hizmet sektörü bu. Kokmayacaksın, sigara kokmayacaksın. Ter kokmayacaksın. Kötü kokmayacaksın karşısındaki insana. Hangi alanda çalışırsan çalış. Sen şampuan kokacaksın. Sen güzel bir deodorant kokacaksın. Hoş kokacaksın. Nokta. Bu kadar. Yani bu aslında bunun kötü bir şey olduğunu insanlar belki bilmiyorlar. Ama başkalarının gözünde sen busun. Kötü kokan birisin. İster sigara kok, ister ter kok. Nokta. Yani bunu onlara hissettirdiğiniz zaman ya kardeşim sen kötü kokuyorsun demeli herkes. Bunu söylemeli. Yani çünkü sigara kokusu güzel bir koku değil. Doğru söylüyorsunuz hocam. Belki de turizmcinin 9 köyden kovulmayı göze almak pahasına herkesi turist de dahil yani turistin de hani ona söylemeyelim dilini bilmiyoruz gibi değil. Yani işaret yöntemiyle de uyarabiliriz.
Ben o zaman yavaş yavaş yayının sonlarına geliyoruz. Şöyle sorular var mı diye izleyicilere bir sorayım. Gelen bir Sen bir takım sor. yorumlar var. Ben de bir şey söyleyeyim bu arada. Şimdi turizm tabii çok farklı noktalara yöneliyor. Her şeyin arkasına, neyin arkasına bir turizm koyarsan koy, bir şekilde tutuyor. Son dönemlerde de özellikle Küba'da bir sigara turizmi patlak verdi. Bu pandemi gerçi bunu biraz geriletti ama insanlar orada şeylerin o kurolarını daha çok üretimiyle ilgili olarak sırf onları izlemek, orada işte bir deneyim yaşamak için oraya turlar düzenliyor. Özellikle Çinliler buna rağbet gösteriyor. Böyle de bir değişik bir turizm türü ortaya çıktı son birkaç yıldan beri. Ben reklamın iyisi kötüsü olmaz prensibiyle yayından önce hazırlık yaparken bu konuya değinsem mi değinmesem mi diye düşünüyordum hocam. Ama artık Gerçek bu söylemiş ama yani. bulundun. Gerçek, gerçek bu. Gerçek bu, evet. Yani her şeyin turizmi yapılıyor, dediğiniz doğru. Ama biz gastronomi turizmini öne çıkarmaya çalışalım diyelim. Beslenmek, sağlıklı beslenmek, organik turizm, Kesinlikle. bunlara odaklanalım. Ama burada tabii o Çin'deki şeydeki Küba'daki mesele aslında hani tam manasıyla sigara için gitmiyorlar orada ama hani esas Küba'yı deneyimlemek için gidiyorlar. Çünkü Küba'nın kendine özgü otantik bir havası var. Çok bozulmamış. Biraz daha otantik bir havası. Onu aslında deneyimlemek için gidiyorlar ama onun arasında da bu özellikle puroları sıkıştırıyorlar reklamlarda vesaire. Ona hikayeler yaratıyorlar ama dediğin gibi biz gastronomi turizminden bahsedelim. Bırakalım o tarafı. Mehmet Okul Bey demiş ki turizmde sigara bırakma eğitimi olabilir. Elin kar yöntemi ile işbirliği olsa nasıl olur? Elin Kesinlikle. kar yöntemi, Elin Kar sigara bırakma üzerine bir kitap yazarı. Ben de kendim o kitabı okudum. Faydalı olduğunu düşünen adaylar var. Yani bu kitabı okuduktan sonra bıraktığını söyleyen adaylar var ama Muharrem Hocam daha iyi bilir. Zannediyorum turizm eğitim müfredatına böyle bir sigara bırakma yöntemi koymak çok doğru olmaz ama belki İyi turizmci, presentable nasıl olunur, hizmet sektöründeki kişilik tipolojisi öğretilirken liselerden itibaren sigara kokmamak, temiz olmak gerektiği söylenebilir ama elin kar yönteminin müfredata geçirilmesi çok mümkün olmaz diye görüyorum hocam. Ne dersiniz? Biraz zor tabii yani hani o doğrudan burada daha çok öğretim üyelerinin verdikleri derslerde ya da öğretmenlerin verdikleri derslerde bu bilinci oluşturmaya yönelik her hocanın görevi olmalı bu. Yani bunu doğrudan bir müfredata yerleştirmek biraz zor. Ya bu tabii özellikle şuna dönmemeli. Şimdi benim babam yıllarca sigara içti. Hatta günde 3-3,5 paket sigara içerdi ve o zamanlar uzun Samsun vardı benim çocukluğumda hatırlarım. Upuzun da bir sigaraydı. Böyle acayip de kötü kokardı. Ondan içerdi. Şimdi yıllar yılı hani çoğu kişi ikaz etmiştir ama benim bu söylediğim tabii sigarayı bıraktığında herhalde 90-95'li yıllar falandır tahmin ediyorum. Bırakmadı yıllarca ikazlara rağmen. Sonrasında ayak baş parmağında bir uyuşma meydana gelmiş. Belli ki damar tıkanıklıkları. Ondan sonra o yayılmaya başlayınca sonrasında doktora gidiyor. Doktor diyor ki ne kadar sigara içiyorsun? İşte diyor ki 3-3,5 paket günde sigara içiyorum. Tamam devam et diyor. Yedin mi diyor? Et diyor. Böyle giderse 3-5 aya kadar ölürsün diyor. Ondan sonra o gün öyle bir bırakıyor ki babam. Ondan sonra hiç ağzını almadı bile. Yani günde 3,5 paket sigara içen adam bir tane son derecede maşallah Allah'ın uzun ömür versin sağlıklı bir tane de ağzına koymuşluğu sigara yoktur yani. Hani bunu beklemesin insanlar. Yani bu sağlıkla ilgili ciddi bir ikazı Dediğiniz gibi biz o zaman turizmciler olarak belki müfredata koymak değil ama bu noktayı beklemeden öğrencileri, yani 70-80 yaşına varmadan bu öğrenciler bizim uyarmamız lazım. Kapanışa geçerken şöyle bir duyuru yapayım. Ben İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kampüsünde, kendi ofisimde bunun açılışını Ubeyt Korbey ile birlikte yapmıştık. Bir sigara mezarlığımız var. Temsili bir mezarlık. beklemesinler. Şu an yayına katılan herhangi bir kişi sigarayı bıraktıysa veya bırakmaya karar verdikten sonra son paketini gömmek isterse ismi, soy ismi ve bıraktığı tarihle birlikte mezarlığımıza ben bizzat gömüyorum. Şu anda gömülü birçok ölü izmarit benim ofisimde, dolabımın içinde duruyor. Lütfen böyle bir niyetiniz varsa bir şekilde ben paketlere ulaşabiliyorum. Bana ulaştırabiliyorsunuz kargo ile veya muadil marka bulup ben gömebilirim. Onunla alakalı da yeni bir projemiz olacak.
Buradan duyurmuş olalım. Öğrencilerimize de aynı şekilde. Siz hiç kullanmadınız değil mi hocam? Ben sigara tiryakiliğim hiç olmadı. Bağımlılığım hiç olmadı. Çok nadir böyle hani yılda 3-4 sigara içimlik bir sigara içmişliğim olmuştu. Onu da sayarsak eğer. Ama dediğim gibi hiçbir dönemde böyle sigaranın hani dediğim ya yılda 3-4 taneden bahsediyorum. Onun dışında da hiçbir dönemde hayatımın belki de staj dönemlerini vesaire yaşamış birisi olarak söylüyorum bunu. Böyle sigarayla ilgili bir şeyim olmadı hiç. Problemim olmadı. Dondu mu yayın? Bir yayın dondu ama zaten süremizin de sonlarına geliyoruz hocam. O zaman ben de sizin nezdinizde her zaman örnek bir turizmci olduğunuza şahit bir öğrenciniz de olarak öncelikle turizm akademisyenlerine, hocalarımıza ve sektörde çalışan kıdemli, aşçı, şef, garson, müdür, herkese örnek olmalarını rica edelim buradan. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Benim de o sigara mezarlığım yoktur ama çok sayıda öğrenciliği tahmin ediyorum etkilemiş olabilirim. Benim de el koymuşluğum vardır. Çok sigarayı imha etmişliğim vardır. Ne kadar etkili oluyor bilmiyorum ama etkili olduğunu tahmin ediyorum kısmen de olsa. Elinize sağlık hocam. O zaman aynı şekilde devam diyelim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği adına da. Ağzınıza Ben teşekkür sağlık. ederim. Ben teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize, tüm dostlara dumansız ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Aynı şekilde. Herkese iyi akşamlar.